Dersim'de hala devam eden orman yangınları yoğun kamuoyu baskısı sonrasında ancak son bir haftadır gündeme gelebildi. Kürdistan'daki orman yangınlarını görmezden gelen Türk devleti yangına müdahale etmek isteyen halkı da engelliyor. Yangınlar elbet yeni değil. Bu konuda en bilindik yaklaşım ormanların askeri amaçlarla Türk devleti tarafından yakıldığı üzerineydi. Bu elbet doğru bir yaklaşım. Türk devleti gerili alanlarındaki ormanları yakarak bir yandan gerili alanlarını denetime almak, bir yandan da bu alanda tek geçim kaynağı ormancılık ve hayvancılık olan halkı yoksullaştırarak bölgeyi insansızlaştırmak istiyor. Bu bölgelerdeki ormanların askerler tarafından yakıldığına dair birçok görüntü de basına düştü. Görüntülerden birinde askerler ellerinde benzin bidonlarıyla ormanlara ateşe veriyor. Bir diğer görüntüde ise askerler yanan ormanı göstererek bu ormanı biz yaktık diyorlar. Bu da en son yaktığımızda 150 tane uçak savar sıktı. 400 tane biksi sıktı. 400 tane biksi, 6 tane top sıktı. Türk devletinin askeri amaçlarının yanı sıra son yıllarda sık görülmeye başlanan bölgedeki maden kaynaklarına ilişkin ulusal ve uluslararası kurumlarca hazırlanan raporlarla maden sahası ilan edilen alanlardaki devlet ihaleleri, Türk devletinin askeri amacının yanı sıra başka amaçlarla da ormanları yaktığını gösteriyor. Doğanın pervasızca talanına yol açan Brant projeleri Dersim'den Cudi'ye, Gabar'dan Şırnak'a, hatta Başır Kürdistan'a ve Rojava'ya kadar işgal edilmiş birçok alana uzanıyor. Dersim'deki maden sahalarına ilişkin Anadolu Madencilik adlı Türk devlet şirketiyle WETS, Griffs ve McOwd adlı uluslararası madencilik şirketinin Dr. Robert Page'in gözetiminde daha 2019 yılının Eylül ayında hazırladığı rapor, bugün hala devam eden Dersim'deki orman yangınlarına ilişkinde önemli ipuçları veriyor. Özellikle son 5 yılda çözüm sürecinin bitirilip Kürt halkına karşı yeniden savaş ilan edilmesinin ardından yakılan Dersim ormanları başta olmak üzere Kuzey Kürdistan'daki ormanların neredeyse tamamı söz konusu raporlarda sondajı yapılan ve maden varlığı tespit edilen alanlar. Dr. Robert Page'in gözetimindeki tetkik raporunu hazırlayanlar 28 Mayıs 2009'da 30 Mayıs 2009 tarihlerinde tam da bugünlerde askerlerce yakılan Cevizlidere bölgesini ve Dersim'deki diğer orman alanlarına giderek yer altından sondajla maden numuneleri alıyor. Toplam 26 ayrı alanda sondajlar yaparak bölgenin maden kaynaklarını ve türlerini tespit ediyor. Söz konusu raporun 23. sayfasında bu alanlar ayrıntılı bir biçimde gösteriliyor. Haritada Cevizlidere Project olarak kırmızı noktalarla işaretlenen bölge, son 15 gündür yanan ve halkın çabalarıyla söndürülmeye çalışılan alanları kapsıyor. Bir bütün olarak siyah çizgilerle sınırları belirlenen bölge ise Dersim'de sondajı yapılan 26 bölgedeki maden alanlarını işaret ediyor. Devlet uzun yıllardır bu alanları adım adım yakıyor. İlk talan edilen alanlardan biri olan Ali Boğazı ve civarında askerlerce yakılan ormanlar zamanla adım adım Kozluca bölgesi üzerinden Cevizlidere mıntıkasına kadar taşındı. Yangınlar buradan da daha kuzeydeki bölgelere, Tanzi mıntıkasından Kahberi ve Bilgeç alanına kadar uzandı. Tümü askerlerce bilinçli olarak yakılan bu alanların tamamı Anadolu Madencilik adlı Türk devlet şirketiyle WETS, Griffs ve McOwd adlı uluslararası madencilik şirketinin Dr. Robert Page'in gözetiminde hazırladığı rapordaki bölgeleri kapsıyor. Bu raporda yer alan alanlarla askerlerce yakılan alanlar arasındaki ilişkiler geçtiğimiz yıllarda bizzat askerlerin çektiği videolarda da itiraf edilmişti. Raporlarda adı geçen Amutka Tepesi'ndeki ormanların yakılmasına 5 yıl önce başlandı. Bu ormanları yakan toplar ve diğer silahlardan çıkan mermiler ise Amutka Tepesi'nin hemen karşısındaki Amutka Karakolu'ndan atıldı. Burası Amutka Karakolu. Bunlarda Amutka Karakolu'ndan attıkları top mermileriyle karşıdaki Amutka Tepesi'ndeki ormanlık alanı yaktıklarını itiraf eden askerler. Ben uçak savar nişancısı Sergen, ZMA şoförü ve nişancısı Hüseyin. Uçak savarımız ZMA ve topumuz burada. Evet. Bu da ZMA'yla en son yaktığımızda 150
150 tane uçak savar sıktı. Dersimliler o zaman da yanan ormanı söndürmek için yollara çıkmış ve engellenmişti. Buna rağmen müdahale edilerek söndürülen ormanlık alanlar askerlerce yeniden yakılmıştı. Doğamız yanıyor, dört bir yandan yanıyor. Dört dağ içinde Dersim, dört dağ da yangın içinde şu an. Dersim'deki bu tablo hala Kürdistan'da yakılan ormanlarla, hala devam eden yangınların birçoğunun askeri nedenlerinin yanı sıra rant amaçlı yaşama geçirilen talan siyasetinin de bir parçasıdır. Söz konusu rant projelerini yaşama geçirenler de AKP'nin beşli çetesi olarak adlandırılan Cengiz Holding ile Limak gibi şirketlerinde aralarında bulunduğu holdingler. Söz konusu raporlarla tespit edilen bölgelerdeki maden alanlarının neredeyse tamamı bu beşli çete aracılığıyla uluslararası maden tröslerine peşkeş çekilmiş durumda.